Thank you. Thank you, everyone. Teşekkürler. Çeviri gidiyor mu? İyi gidiyor mu? Eğer Rusça duyuyorsanız lütfen elinizi kaldırın. Tamamdır. İşe yarıyor. Türkçe dinliyorsanız lütfen elinize kaldırın. Tamam. Çalışıyor demek ki. Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu güzel programda beraber bulunduğumuz için çok mutluyum. Üsküdar Üniversitesi'nde de öğrencilerle olmaktan çok memnunum. Kurucu rektörümüzün yaptığı konuşma, takdiri ve bize olan destekleri için de çok teşekkür ederiz. Bilginin dağıtımı, serbestçe yayılımı için verdiği destek, üniversitenin bizi her sene desteklemesi, bütün Wikipedia'daki veri projelerindeki bize olan destekler için çok teşekkür ederiz. 10 yıl önce Türkiye'yi ziyaret ettim. Birkaç üniversiteyle beraber konuşmuştuk bu konuları. Galatasaray Üniversitesi'ne, İstanbul Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi Ankara'daki ve Atılım Üniversitesi'ne. Ve şunu söyleyebilirim ki, diğer üniversitelerin, profesörlerin tavırları, yaklaşımları çok daha az sıcaktı bugünden. Bambaşka şeyler duydum. Çok ilginç, saygıdeğer şüpheler duymuştum. Wikipedia yeni bir şeydi. Evet, öğrenciler kullanıyor belki bu Wikipedia'yı. Ama profesörler asla. Bugünlerde bazı şeyler değişti. Bugünlerde artık herkes Wikipedia kullanıyor, hocalar dahil. Eğer düzgün ise kullanılmalı tabii ki. Tamamen bir araştırma aleti değildir. Sadece birinci adım olarak kullanılabilir. Herdeyse bugün burada değişimi görmek beni çok mutlu ediyor. Bu 10 yılın sonunda verdiğim büyük dikkatler sayesinde değişimi görmek çok güzel. Kim duydu daha önce benim yaptığım konuşmaları? Buradaki bulunan insanların yarısı bunu duydu ve yarısı da belki de duymadı. Bu Wikidata'ya, Wikiveri'ye bir başlangıç konuşması olacak. Daha önce duyanların, şimdi zaten Wikidata'ya destek verenlerin, orası bir workshop'tır. Nasıl öğreteceğime dair benim konuşmamdan, benim Wikidata'yı nasıl öğrettiğimi buradan öğrenebileceksiniz bugün. Sizin ülkenizde kendi dilinizle ve slaytlarımı sizinle paylaşabilirim istediğiniz zaman. Benim adım Asaf ve ben Wikipedia Vakfı için çalışıyorum. Amerika herhangi bir para kaygısı gütmeyen bir kuruluştur. Wikipedia San Francisco'daki insanlar Wikipedia İngilizce yazmıyorlar. Wikipedia yazan insanlar siz ve bensiniz, gönüllüler. Onlar bilgi paylaşmak isteyen insanlardır. Platformu oluşturan insanlar onlardır. İlk 10 global web sitelerde adının çıkmasını sağlayan sizler ve bizleriz. Çok uzun zamandır gönüllü bir Wikipedia çalışanıyım. İngilizce olarak çalıştım. İsrail dilinde çok yazdım. Başka merak ettiğim konular da vardır zaten. Ben bir dijital kütüphaneciyim. Benim kendi kişisel dijital kütüphanem bulunmaktadır. Wikisource'da. Eğer biliyorsanız Wiki kaynak olarak Türkçe'ye çevrilebilir. And I'm really excited about linked data, which is the technology that Wikidata Wikidata'nın kullandığı Linked Data'da öğrendim ve şimdi üreteceğim biraz. 2016'dan beri de bunun için uğraşıyorum ve zaten bunun için bugün buradayım. Affedersiniz.
Wikidata'nın kendisi de başlamadan önce birazcık neden üzerinde konuşmak istiyorum. Neden Wikidata var? Nasıl problemler var çözülmesi gereken? Benim tecrübeme göre neyin iyi olduğunu anlamadan önce nasıl kullanıldığını öğreniyoruz. Eğer birine bir şey öğretiyorsak, mesela bir araba kullanmayı, eğer birine buradan buraya gitmek için ne olduğunu, arabanın ne olduğunu anlatmıyorsak, tabii ki de buradaki ayrıntıları öğrenmek istemez kişi. Bu konuda 4 büyük anahtar problemiyle ilgili konuşmak istiyorum. İlk bir sorun şudur. Bilginin kendisi, Wikipedia'daki bilginin kendisi zamanla modernitesini kaybediyor. Güncel bilgi olmuyor. Örneğin, bir makale, Fransızca yapılan bir makale, Türkiye'deki küçük bir şehirle ilgili bilgi veriyordur. Nüfusundan bahsediyordur. İlçe başkanından, valisinden. Ve biri ona Fransızca yazıyordur bir tarihte. Zamanla siyasi durumlardan dolayı değişir. Vali değişir. Ve o Fransızca makalenin tekrardan güncellenmesi nasıl mümkün olabilir ki? Bayağı düşük bir ihtimal olsa gerek. Çünkü biri, Fransızca konuşan biri, şu konuyu anlamak zorunda. Siyaset değişti. Türkiye'deki o küçük şehirdeki vali değişti ki bu çok küçük bir ihtimalle olur. Tam tersi de geçerli. Bolivya'daki bir konuyla ilgili Türkçe yazılmış bilginin de güncellenmiş olması lazım. Sadece konunun değişmiş olması değildir. Bu konuyu dikkat etmek gerekir. Dikkatle çözümlemek gerekir. Artık o bilgi doğru olmayabilir. Bolivya'daki bir şehir bize e-mail yollamıyor. Merhabalar. Biz kendi kaymakamımızı değiştirdik. Kimse bana öyle bir mail göndermedi. Güncelleme almadıkça bilgi sessiz bir şekilde doğru değil, doğru olmamış oluyor. Ne kadar karanlıksa bilgi, ne kadar uzaksa kültürün kendisinden, dilin kendisinden ya da Fransızca, İngilizce, Wikipedia'dan daha uzaksa bilgi o kadar doğru olmamaya gidiyor. Eğer öyle bir e-mail alacak olsaydık da yeni bir nüfus durumundan bahsediyor olsaydık da yeni popülasyon isimlerinden bahsedecek olsak bunları hepsini güncellememiz gerekir. Her Wikipedia kendi aynı sayıda değiştirmek durumunda kalıyor. Tekrardan ve tekrardan gönüllüler bunu yapmak zorundalar. Finlandiya dilinde, lehçede, Arapçada bu büyük bir emek gerektirir. Bilginin kendisi sürdürmesi çok zor bir durumdur, özellikle de global olarak. İkinci sorunsa şudur ki bu problemi hiç hissetmemiş olabilirsiniz kendi hayatınızda. Esnek bir yolumuz yok. Yatay bir soruşturma izletecek durumumuz yoktur bilginin kendisine. Örneğin, fizik konusundaki Nobel'i kim kazandı? Bu kolay. Belli yıllardaki. Hemen Wikipedia'ya giderim. Nobel ödüllerini listelerim. Eğer bulmak istersem, Türk şairlerini bulmak istersem, ben çok tanımıyorum Türk şairlerini ama biliyorum. Nasıl bulabileceğimi biliyorum. Wikipedia'ya gidiyorum. Kategoriye basıyorum. Kategorileri biliyor musunuz? Wikipedia'da herkes biliyordur herhalde. Sayfanın altında kategorilerimiz var. Eğer bir tane bile bulmak isterseniz kategoriye basabilirsiniz ve Türk şairlerin hepsini görebilirsiniz. Bütün Türk şairlerini görebilirsiniz tıkladığınızda. Bu bayağı kolay bir yöntem. Peki eğer kaç tane Nobel ödül kazanmış insanın 1984 yılında doğduğunu öğrenmek istersem ne olacak?
Mesela ben bunu öğrenmek istiyorum. Bu konuyla ilgili bilgi almak kolay mı? Hayır, değil. Hayır. Şunu yapmak zorundayım. Liste çıkarmalıyım Nobel ödülü almışların ve onlara tek tek bakmak zorundayım kaç yılında doğmuşlar. Belki de 1984'te doğmuşlar ve bunu ben tesadüf olarak öğrenebilirim. Wikipedia'da çünkü şöyle bir başlık yok. Nobel kazanmış 1984 yılı doğumlu Türk şairleri. Peki şöyle bir şey olursa, şunu öğrenmek istersem, 19. yüzyıl Türk yazarları öğrenmek istersem, ki onlar Arapça yazıyor olsunlar, Fransızca yazıyor olsunlar, daha fazla kriterleri birleştirmeye çalıştığımda bunları çapraz hale getiriyorum, birleştiriyorum, kesiştiriyorum. Mesela üniversite kütüphanesine de giderseniz ve bu soruyu sorarsanız kütüphaneciye, tabii ki de bu cevabı vermek için kolay bir yolları yok. Size ya Türk şairlerle ilgili bir kitap verebilirler ya da Fransızca yazılmış bazı kitaplar verebilirler. Bu cevabı bulmak öyle kolay değil, kesişmiş sorunun cevabını bulmak kolay değil. 10 yılda biraz zor olduğunu anladık. Böyle soruları neden soralım ki? En uzun 10 bina nedir Bulgaristan'daki? Böyle sorular sorulur mu bilmiyorum. Belki de hiç sormuyorsunuzdur böyle sorular. Size şunu önermek istiyorum. Eğer böyle sorular sormadığınızı söylüyorsanız kendinize, çünkü şunu biliyorsunuz, çünkü bu sorular mantıklıca cevap verilebilecek, kolaylıkla cevap verilebilecek sorular olmadığını biliyorsunuzdur. Çünkü Jüpiter'de olmanın size bir gereklilik olmadığını biliyorsunuz. Ve bu sebeple de Jüpiter'i araştırmıyorsunuz, oraya gitmiyorsunuz. Ama yapabilecek olsaydık, eğer öyle vakti bir Jüpiter'e gidebilecek imkanımız olsaydı, böyle bir şey hepimiz yapmak isterdik. Eğer ortada bir olasılık varsa, yapabilite varsa, sizin ufkunuzu açar ve bunu siz sormaya başlarsınız. Ki şu an değil. Böyle sorular nasıl sorulabilir ki? Çünkü bunun cevaplanacak bir şey yok diye sorarsınız eğer olmazsa. Ama olursa, bu da ikinci sorumuzdu, kesişenler. Üçüncü anahtar soru da şudur. Bir bilgi, bazıları verimli bilgilerdir, gerekli bilgilerdir. Bir başkentten bahsedelim. Almanya'nın başkenti Berlin'dir mesela. Bu bir informasyondur, bir bilgidir. Ama bu şu zaman daha önemlidir. Eğer şöyle açıklarsan daha önemli bir bilgidir. Bilginin kendisiyle açıkladığımızda. Örneğin, her zaman böyle miydi? Berlin her zaman Almanya'nın başkenti miydi? Bunu hatırlamayacak kadar genç olabilirsiniz şu an ama benim zamanımda, ben gençken, Bonn'du. Doğu ve Batı Berlin'de iki ayrı ülkeydi onlar o zaman. Başkentler farklıydı. Gördüğünüz gibi bilgi zamanla değişiyor. Biz Almanya'nın bugünkü başkentinden bahsediyoruz ve bu doğru bir bilgi. Ama eğer benim kontekstim, yazdığım metin eskiyle alakalıysa, 1770'te Almanya'nın başkenti nedir diye sorduğumuzda değişiyor, değil mi? Bilginin kendisi bazı filtrelemelere uğruyor. Bir bilgi başka bir bilgiyi açıklamada çok daha verimli olabiliyor. Acaba şu doğru mu? Şu an başbakan, Amerika'nın başbakanı Barack Obama'dır demek. Hayır, artık değil çünkü. Ama bir ara öyleydi. Ve biz Barack Obama Amerika'nın başbakanı diyebiliyorduk. Ne zamandı peki bu? Tabii bu tarihleri biliyoruz. 2012'den 2020'ye kadar. 16'ya kadar. 2008'den 2016'ya kadar.
Ve bunu spesifik olarak söyleyebiliriz. Bu spesifik bilgi, yani Barack Obama'nın başbakan olması, spesifikleştirdiğimizde, filtrelediğimizde, bu iki tarih olarak belirttiğimizde Barack Obama başbakandı ve bu doğru bir bilgi. Daha öncesinde başka biri ve sonrasında bambaşka biriydi. Bir bilgi başka bir bilgiyle alakalıdır. Bilgi başka bir bilgiyi açıklamaktadır. Önceki ve sonrakiyle ilgili daha açıklayıcı, kime göre olduğu bilgileri de, örneğin bazı sorular birilerine göredir. Neye göre, kime göre? Ama mesela A konusuna göre ya da A kişisine göre konu bambaşka olabilir. Bazı konular tartışmaya açıktır. Onun için kaynak belirtmek gerekir. İşte bunu demek istiyorum. Bilgi, bilginin açıklaması. Açıklanabilir. Bu üçüncüsüydü. Peki sonuncusu nedir? Anahtar sorunlardan. Bu dijital zamanlarda çok fazla kaynağımız var bizim. Farklı birçok kaynağımız var. Örneğin, eğer bir materyal almak istersek, William Shakespeare ile ilgili bir konudan bahsetmek istersek, o kadar çok kaynağımız var ki, William Shakespeare'in her şeyle ilgili materyallerimiz bulunmakta. Türk Ulusal Kütüphanesi'nde ve aynı zamanda İngiliz Kütüphanesi'nde ve kongrelerde, aynı zamanda İngiliz Müzesi'nde, Stratford'da ki kendisinin doğduğu yerdir ve bir sürü başka yerde, internette biz Shakespeare ile ilgili materyal bulabiliriz, değil mi? Diyelim ki birçok dil konuşabiliyorum ve bundan ben bir sürü konuda bilgi edinmek istiyorum. Bütün bu dillerimi kullanılarak. En azından bu konuyla alakalı bilgi edinmenin mümkün olduğunu biliyorum. Fransızca ve Rusça ve Arapça. Sadece hangi konuda bilgi var Arapçada? Bunu öğrenmek istiyorum. Bu yapması zor bir şey. Eğer bunu yapmanın kolay bir yolu olsaydı, bütün bu bilgileri toparlayabilmenin bir yolu olsaydı ve şunu anlayabilmenin de yolu olsaydı, bu 34. bilgi, 120. bilgi ve 34. bilgi aynı konuyla alakalı, William Shakespeare ile alakalı da diyebilseydik, eğer bunu bağdaştırabilmenin farklı bilgi temellerinin, veri tabanlarının olduğunu bilseydim, aynı konuyla alakalı ne kadar da kolay olurdu, değil mi? Bu konuyu araştırmanın çok da kolay bir yolu olabilirdi bu. Bunlar dört temel sorundur. Ve şaşırtıcı bir şekilde tek bir cevapları var, çözümleri. Ve bu çözüm, bunların hepsi kontrol edilebilir, merkezi, bağdaştırılabilir, Wikipedia'daki bilgilerdir. Lisans altında olabilir. Wikidata emrinin bambaşka bir yoludur. Wikipedia işte tam da bu demektir. Yapısal bilgi, bu bilgiler yapısaldır. Makinenin anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Bu bilgiyle bir şeyler yapabilmenin mümkün yoludur. Bu makinenin çalışabilmesinin mümkün yoludur Wikipedia. Bu makineler, bu her çalışma, her bir bilgi bize buradan sağlanabilen, hatırlatırım tekrardan, spesifik bir başka bilginin bize olan yansımasıdır. Birinin doğumuyla ilgili başka bir yansıma kullanılarak bu bilgiyi sağlayabiliriz. Bazı insanların doğum tarihleri tam olarak bilmemektedir. Tanımlayıcılar kullanarak bu bilgiler sağlamlanabilir. Mesela Ocak 1. Bazı yanlışlar yapılır. Bir sürü bilgiye bakarsanız aslında, istatistik bilgilere bakıldığında, 1 Ocak'ta doğan insan sayısına baktığımızda inanılmaz bir sayı görürsünüz. Ama o insanlar aslında sadece 1 Ocak'ta doğmuş insanlar değildir. Sadece planlanmış, sadece o an öyle söylenmiş insanlardır. Biz bu bilgiyi bilmiyoruz demektir örneğin. Çünkü bu bilinmez bir tarihtir aslında. Onun için 1 Ocak derler. Çünkü biz o tarihi bilmiyoruz, o tarihte olanları bilmiyoruz. Bu yapısal bilgi demektir. Bilgi bağlanmıştır. Bize verilebilen
bir bilgiden başka bir bilgiye atlamanın, bir makine bütün bilgileri simultane ederler. Bazı yapay zeka konuları bazı bağlantılar kullanarak bize doğru bir bilgi vermeye çalışır. Bizim için anlamlı olan şeyler, o bağlantıları kullanarak, o makineleri kullanarak bilgi edinmek. Şu an biraz soyut geliyor, farkındayım. Bunlarla ilgili daha çok konuşacağım, anlatacağım. Bu makineler, bu bağlantılar bize daha çok soru sormamıza yardımcı olabilir. Örneğin, hangi insanın, hangi rock müzisyenin kendisinin babası da rock müzisyenidir? Bunu cevaplamanın bir yolu yok aslında, ama siz bunu Wikipedia'ya sorabilirsiniz. Burada merkezi bir depolama alanı bulunmaktadır. Eğer sen bu yeni bilgilerin, örneğin bir şehri, Türkiye'deki bir şehri nüfusunun bilgilerini güncelleyebiliyorsan, bir sonrakine kadar güncel tutabiliyorsan, Türkiye'den biri bunu güncellesin, çünkü zaten Türkçe konuşuyorlar ve buradaki konulardan haberdarlar. Buradaki İspanyol Wikipedia'sı da, diyelim ki Bolivya, buradaki güncellenmiş bilgiden faydalanabilir. İspanyol Wikipedia'cilerin Türk Wikipedia'sını değiştirmesini beklemelerine gerek yok. Bir wiki'de olması bu konunun, wiki şu demektir, düzenlenebilir web site demektir. Güncellenebilir, düzeltilebilir. Çoğu web sitenin yanı sıra siz orada editleme yapabilirsiniz, düzeltmeler yapabilirsiniz. Eğer üniversite ya da banka web sitelerine giderseniz onları editleyemezsiniz, bir şeyleri değiştiremezsiniz tıklayıp. Ama Wikipedia'da böyle bir seçeneğiniz var. Sadece Wikipedia'da değil, Wiki'ye bağlı birçok yerde bunu yapabilirsiniz. Edit yapabilme tuşunuz vardır, ona basabilirsiniz ve bunu kaydedebilirsiniz, bu bilgiyi. Wikidata kısmı da bilgiyi güncelleyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz demektir. Aynı zamanda bizim tartışma sayfalarımızda bulunmaktadır. Eğer bazı konularla alakalı farklı fikirlerimiz varsa, tez ve antitezlerimiz varsa, en azından orada bunları tartışabiliriz. Bu bilgileri düzeltmek ya da yapma tuşuyla, undo tuşuyla bunları değiştirebiliriz. Böyle birkaç tuşumuz vardır kullanabileceğimiz en azından. Bunların hepsi de illegal olarak CC0 diye bir hak talep etmeden kullanılmaktadır. Bu halklara yönelik bir durumdur. İzin almak zorunda değilsiniz birinden. Bir yerlere kredi vermek zorunda da değilsiniz. Tabii ki de bu bilgiyi şuradan aldığınızın bilgisini vermek, Wikipedia'dan aldığınızın bilgini vermek doğru olurdu, iyi olurdu. Ama herhangi bir reklam ya da herhangi bir pazarlama bulunmamaktadır. Bizim oraya yaptığımız her bilgi, o bilgilerin kontrolünü biz sağlıyoruz. Genel olarak bir bilgi havuzudur Wikipedia. Küçük bir duraksama yapacağım. Benim İngilizcem yeterince iyi mi? Ya da tercümanları yeterince anlayabiliyor musunuz? Herhangi bir sıkıntı yoktur umarız. Tamam. Teşekkür ederim. Kısaca, Wikidata aşk demektir. Emeğin aşkı demektir. Hepimiz kendi küçük partlarımızı yapıyoruz, kendi işlerimizi yapıyoruz ve dünyadaki herkes bundan faydalanabiliyor. Bu konferansın sonunda bunu anlayacaksınız. Siz de buna katılacaksınız zaten. Wikipedia aşıktır. Bir structured data'dan bahsetmek istiyorum. Yapısal bilginin kendisinden bahsetmek istiyorum. Ve bu yapının kalbinden, merkezinden bahsedeceğim. Şuradaki küçük denklem, claim, iddia denilebilir. Bu iddia, bilginin iddiası, bilginin kendisinin yapısı burada bulunan şeylerdir. Bir madde
maddeden bahsediyoruz Wikidata'da. Bir konudur. Konu kendisi. Tamam. Neyle alakalı anlatmak istiyorsanız. Bir insanla alakalı olabilir, bir yerle alakalı, bir konseptle alakalı, bir kitapla alakalı olabilir. Ya da bir nehirle alakalı bile olabilir. Benim anlatmak istediğim şeyleri biz item olarak kullanıyoruz. Property olarak söylediğimiz şey de nitelik ve özelliktir aslında. Bu özelliklerin, bu niteliklerin bir değeri vardır. Yani anlatmak istediğimiz bir şey varsa bir set olarak niteliklerle açıklıyoruz bunları. Nitelik bir bilginin spesifik bir özelliğidir. Örneğin bir dağdan bahsediyorsak belki onun uzunluğundan bahsederiz. Bu onun bir niteliğidir. İnsanların da boyları vardır değil mi? Hepimizin kendi boylarımız var. Biz insanları kendi uzunluklarına göre ifade etmiyoruz. Tabii basketbol oyuncuları değilse. O zaman alakalı olurdu konuyla alakalı. Ya da AKB ile alakalı. Çünkü çok uzun. Ama kesinlikle kaç santim olduğu boyunun o kadar önemli değil. Önemli olanın işinin ne kadar iyi yaptığını. Benim boyumun ne kadar olması konuyla alakalı değil. Hiç kimsenin umurunda değil bu konu. İnsanlar için var olan bir şey olsa da benim boyumla alakalı konuşabilirsiniz beni ifade etmek isterseniz. Ama bu konuyla alakalı değil. Ama dağlarla alakalıysa bu önemli. Bu değişik nitelikler, değişik bilgilerle ifade edilebilir. Örneğin ülke. Ülkeler olduğunda onların başkentleriyle ilgileniriz. Ya da para birimleriyle ilgili konuşuruz. Değer ise bu denklemdeki bu da sorunun kendisidir. Nedir sorusu? Ve bu değer bir link olabilir, bir bağlantı olabilir, başka bir Wikiveri'ye bağlantı olabilir ya da kendi kendine bir sayı da olabilir. Örneğin 1888 Everest'in Everest'in cevabı iken uzunluğunun. Bunu biz value olarak alabiliriz, değeri. Bir formu doldurduğunuzu düşünün, herhangi bir şey için, üniversite için, devlet için. Bir form doldurduğunuzu düşünün. Bu form tamamen sizle alakalı. Siz oradaki maddesiniz. Oradaki ana konu sizsiniz. Formda bazı alanlar vardır. İsim, adres, telefon numarası ve bazı boşluklar vardır doldurabilmeniz için. Yani maddeler vardır ve onların değerleri. Bunu anlayabildiniz mi? Wikidata maddelerini formlardaki ya da bu folder'ın, bu formların içinde doldurduğumuz şeyler değerlerdir. Bu insanlarla ilgili ne biliyoruz? Şunu biliyoruz, bunu biliyoruz. Böyle şeylerden bahsedilir. Burada bir duraksama yaratacağım. Kafa sallamalara bir odaklanacağım. Bu metaforu anlayabildiniz mi acaba? Kafa sallayabilirsiniz anladıysanız. Birazcık uykunuz var gibi. Tekrardan. Bir ülkeyle alakalı ne maddeler olabilir? Nüfus, yer şekilleri, resmi dili, insanların yaşadığı yerler. Birçok farklı maddeden bahsedebiliriz. Öğrenmek istediğimiz bir ülkeyle alakalı. Ama eğer bir insanla alakalı bir şeyler olursa, insanların marşları yoktur değil mi? Marş, bizim kendi marşımız yok herhalde değil mi? Bir para birimimiz de yok. Biz her para birimini kullanıyoruz. Bize konuyla alakalı birçok madde vardır. Doğum günümüz var. Başka insanların daha öldüğü günler vardır. Bu tarihtir. Doğduğumuz yerler, konuştuğumuz diller, dinimiz, anne baba adlarımız. Her türlü bilgi insanı ifade edebilir burada bahsettiğim. Ama bir dağın
okul yeri yoktur, eğitim yeri, eğitim durumu yoktur. Aynı zamanda dağların çocukları ya da çocukları ya da doğum günleri yoktur. Onların yaşları yoktur, doğum yaşları yoktur, doğdukları gün yoktur. Yaşları olabilir. Ya da bir nehirin, ya da bir yeryüzü şeklinin. Bazı net bilgiden bahsetmek istiyorum. İddia olan, denklemin ucundaki toplam iddianın, bilginin kendisi. Gördüğümüz gibi dünyadan bahsediyoruz. Bu bizim temamız. Neyden bahsedeceğiz? Dünyadan. Ve şununla ilgili konuşuyoruz. En yüksek yeri, zirvesi, dünyadaki en yüksek nokta Everest Dağı'dır. Buradaki Mount Everest, Mount Everest Dağı değerdir. Buradaki maddenin değeridir. En yüksek noktanın değeridir. Ama bu aynı zamanda başka bir konunun, yani Mount Everest'in de bağlantı noktasıdır. Dünya ile alakalı konuşuyorum. Dünyayı tanıtıyorum ben burada. Dünyanın en yüksek noktasından bahsediyorum. Ama bağlantı yaptığım şey ise Everest Dağı'ydı. Ama şimdi Everest Dağı ile ilgili bir şey konuşacağım. Şimdi Everest Dağı benim temam oldu. Denizden yüksekliği 8848 metredir. Bu da bunun değeridir. Bunu dünya için söyleyemeyiz. Dünyanın denizden yukarıdaki seviyesi 8848 metre diyemeyiz. Bu herhangi bir ifade etmez, herhangi bir şey. Dünya ile alakalı bir şey değil. Bu çok saçma olurdu. Buradaki datum dediğimiz şeyi, bu iddia şeyini doğru maddelere koymamız gerekir. Bu iki maddede bize bir şey söylüyor. Birinci sırada şu sorunun cevabını veriyor. Neresi? Neresi dünyadaki en yüksek noktadır? Ne kadar uzun olduğu değil. Neresi? Ve biz burada Everest Dağı olduğunu anlıyoruz. Ama Everest Dağı ile alakalı ne kadar uzun olduğunun bilgisini öğrendiğimizde 8848 metre diyoruz. Başka bir şey sormak istiyoruz dünya ile alakalı. Dünyanın en derin noktası ile alakalı konuşmak istiyoruz. Challenger Deep adlı noktadır. Pasifik Okyanusu'ndaki. Yine neresi ile alakalı olduğunun sorusudur bu. Peki Challenger Deep noktası ile alakalı konuşmak istediğimizde, deniz seviyesi ile alakalı konuştuğumuzda -10.994 metreden bahsediyoruz. Yani deniz seviyesinden -10.900 metre aşağıda bulunmaktadır. Bu bilgiler aşağı yukarı aynı şeylerdir. Dünyayı ifade ediyorlar ama iki ayrı nitelikle ifade ediyorlar. İkinci ve dördüncü sıralardaki bilgiler de iki ayrı maddeyi aynı nitelik üzerinden bahsediyorlar. Nitelikler buradaki deniz seviyesiyle alakalı şeylerdir. Bir duralım. Bu anlaşılabilir miydi? Her şey yolunda mı? Herkes benimle mi? Harika. Hadi başka bir şeye bakalım. Dünya ile alakalı konuşmak istiyoruz. Dünya ile alakalı iki şey söyleyebiliriz. En yüksek nokta Everest. En düşük noktası da Challenger Deep'tir. Ve şu burada ana tema. Bu iki şey de nitelik olur, değerlerdir. Buradaki temel başlık dünyadır. Bazı alanlarla ilgili konuşuyoruz. En yüksek nokta, en düşük nokta, genel anlamdaki uzunluklar. Herhangi bir konuyla alakalı konuşacağız ve bu da Challenger Deep'le alakalı. Bu temada bu değerle alakalıdır. Şimdi de bunu numaralı kimliklerle yapmaya çalışalım. Her bir kelime, buradaki iddianın her bir kelimesi bir sayıyla ifade ediliyor olacak. Diyelim ki dünya, Wikidata haliyle Q2 olarak belirtiliyor. Dünya. Ama eğer Mount Everest Dağı ile ilgili konuşuyorsak,
Q513 şeklinde. Bunlar sayılardır. Lakin kalıcılardır. Ne zaman Wikidata'da Everest'da ile ilgili konuşuyorsak Q513'dür bu. Gördüğünüz gibi buradaki madde property dediğimiz şey de maddedir ve burada da dünya için kullandığımız şey P1589'dur. Burada görebildiğiniz şeyler her bir tabanın sayıyla kimliği vardır, ifade etmektedir. Onların kalıcı kimlikleri vardır, bilgilerin numaralarla ifade edildiği. Size bir bilgi vereyim, sır vereyim. Veri tabanında Wikidata'nın bizim insani etiketlerimize aslında ihtiyaçları yoktur. Aslında bilgi tam da şöyle görünür. Bilgi veri tabanında Q2 şeklinde görüntü P610'la maddesi Q2 olan şeyin bilgisi, sonucu, değeri Q513'tür. Biz bunu tercih ediyoruz anlayabilmemiz için konuyla alakalı. Ama bilgisayarların bilgisi budur aslında. Peki biz neden numaraları kullanıyoruz? Bu etiketlemelerde neden numaralar kullanıyoruz? Çünkü etiketler kalıcılardır ve devamlıdır. Londra neresidir? Nedir? Pardon. Siz Londra dediğimde bir şehir düşünüyorsunuz İngiltere'deki. Ama Londra Kanada'daki küçük bir şehirden fazlası değildir. Aynı zamanda bazı insanların ismidir. Bazı insanların ilk isimlerin ismi Londra'dır, London'dır. Ya da soy isimleri. Jack London gibi soy ismi Jack London. London. Yine London demek sonuçta. London Production diye bir sinema da vardır mesela. Hong Kong'da yediğim bir yerin adı da buydu aynı zamanda. London. Bu bir kod isim aslında. Londra yeterince etkili bir etiket değildir. İngilizce olmasına rağmen konuştuğumuz şeylerin hepsi değildir. Bazı yerlerde London kelimesi bazı dillerde değişmektedir, değil mi? London değil, Londra. Alakalı birbirleriyle ama London diye demiyoruz Türkçesinde. Londra dedim demin. İstanbul demek değildir bütün dillerde. Örneğin Rusça'da İstanbul ya da bazı Rum dillerinde hala Konstantinopol denebiliyor. Biz insanlar şu konuda anlaşamıyoruz. Bazı şeyleri aynı şekilde ifade etmiyoruz. Onun için bunlarla ilgili kavga etmek yerine İstanbul mu diye çağıracağız yoksa ya da Almanlar nasıl söyleyecek? Bununla ilgili mi tartışacağız? Böyle tartışmayalım. Bunları sayılarla ifade edelim. Nasılsa sayılar hiçbir şey ifade etmiyor. Bir insanlar aynı şekilde İstanbul'a İstanbul demek durumunda kalıyorlar. Ve bu gerçekten çok güçlü bir durum. Farklı bir dil kullanmamıza rağmen aynı bilgiyle alakalı işbirliği yapabilmemizi sağlıyor. Bolivya'daki bir insan sizin Türkçe'de nüfus dediğiniz şeyi bilmek durumunda değil. Sadece demesi gereken şey bir numara kimliği. O kelimeye PQ10 dediğimiz sürece herkes aynı şeyi anlayacaktır. Numaralar zaten makineler için daha da kolay olandır. Daha fazla wiki veriyi daha çok anlamaya yönelik devam edeceğiz. Herhangi bir sorunuz var mı acaba şu an? Herhangi bir sorusu olan var mı? Yardımcı olabilirim. Mikrofonumuz var mı? Evet.
Soruyu tekrarlayacağım hemen. Neden Q harfi A ya da B değil? Harika bir soru. Harika bir soru. P dedim. Property için, madde için yani. Q harfi de... Item doesn't start with a Q. Item harfi Q ile başlamıyor. Neden item harfi Q ile başlıyor? Çünkü bunun harika bir hikayesi var. Çok uzun zamanlar önce, 2011'de koca bir uluslararası Wikimania diye bir uluslararası konferans vardı. Haifa'da, İsrail'deki bir yerde geçiyordu bu şey, konferans. Wikimedia için bir sürü yerden insan geldiler. Bir Wikimediacı Hırvatistan'dı ama Almanya'da yaşıyordu. Adı da Deni Vrandedic'ti. Ve başka biri bu Wikimediacılardan çok tatlı bir kadındı. Özbekistan'dan çok tatlı bir kadındı. Adı da Kamaranisu'ydu. Ancak Özbek Wikipedia'nın kurucularından biriydi. Hala öyle. Bu iki insanlar, birbirini tanımayan iki insan, konferansı tanıştılar, Haifa'daki. Ve birbirini çok sevdiler. Uzun hikayeyi kısaltmayacağım. İki tane çocukları oldu. Kamaranisu. Q harfiyle başlıyor. Vrandicic'in ismi de Wikidata'yı bulan kişidir. Bu bir aşk hikayesi gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi sevgili karısının adına şey yaptılar bu ismi. Bu harika soru için teşekkür ederim. Başka soru var mı? Harika, yok mu? Devam edelim. Keşfedelim şimdi biraz. Biraz bakalım. Wikidata'nın gerçekliğine bakalım şimdi kendisine. İşte burada. Wiki verinin kendisi böyle görünüyor. Birazcık görüntüsü sıkıntılı görünüyor. Herhangi bir soru yapılabilecek bir şey var mıdır şu an konuyu iyileştirmek için? Neyse. Bu sadece bir örnek. Bir tane örnek almak istiyordum sadece. İnsanların çoğunun duymuş olabileceği Nazım Hikmet. Buradaki insanların çoğunun duymuş olabileceği bir yazardır. Bir Türk şairidir. Dünyaca ünlüdür. Belki daha ünlüleri vardır. Ancak Nazım Hikmet bir ara açık ara en ünlülerinden biriydi. Wikidata ne biliyor Nazım Hikmet'le alakalı? Bakalım. İlk şey görebildiğimiz şuradaki. Gördüğünüz gibi başlık. Nazım Hikmet kendisi. İkinci görebildiğimiz şey ise Q sayısı. Şunu biraz büyütelim. Görebiliyor musunuz bu sayıyı? Q, 1, 8 ve sayılar. Bu Q numarası Nazım Hikmet'e aittir ve sonsuza kadar. Ne zaman Nazım Hikmet'le alakalı ifade edilse, söylense, yazılsa Wikidata'da bu numara geçecektir. Tamam. Devam edelim. Ne ile alakalı biliyoruz başka? Burada küçük bir açıklamamız var. Türk komünist şair, yazar. Ayrıca adının nasıl söylendiği ile alakalı bir bilgi var. Ya da nasıl söylenebileceği ile alakalı. Burada özel bir harf olduğu için bunun açıklaması da var tabi. Herkes buradaki özel harfi, şapkalı A'yı yazamayacak sonuçta klavyelerinde. Böyle açıklamalarımız da var. Ve I harfi de var gördüğünüz gibi. I harfi değil. Türkçe konuşmayan insanlar bunu fark etmeyecektir ama hemen I'ye basacaklardır. Ama bu I değil halbuki. Ve burada yanlış bir yazılışı var. Doğru. Nazim değildir. İ'ye yazılmış. Ama çok kolay değil mi? Çünkü bir sürü İngiliz insan böyle yazacak. İngilizce bilen insan böyle yazacak. I harfini herkes bilmiyor. Gördüğünüz gibi Wikidata aşktır. Wikidata sizi seviyor ve sizin başarılı olmanızı istiyor.
sizin zorlanmanızı istemiyor. I harfine basıp klavyeyi kullanmanızı istemiyor. Now, başka dillerde de konuyla alakalı yazılmış hali var. Bizim etiketlediğimiz şeydir bu. Buradaki açıklama. Burada İngilizce kullandığım için detayı. Burada göremediğiniz bir şeyler var. Okuyamadığınız. Bunlar İsrail dilindedir. İbranicedir. En azından ben de İsrail dilinde İbranice'de bunları okuyabiliyorum. Ve İbranice bunun açıklaması var. Bu bir çeviri değil gördüğünüz gibi İngilizce'den. Wikipedia makalesi gibi açıklama değildir. Çeviri değildir. Bizim ne düşündüğümüzle alakalı farklı dillerde yazıyoruz. İbranice'de komünist bir şair yazılmasına yazıldığını görmüyoruz mesela. Burada Arapça yazısı var ve Rusçası. Bu kadar. Dört çift değil. Hayır, bu kadar değil. Bu benim sadece seçtiğim dillerde göstermek için. Ama Wikidata, Wikiveriş, bütün, gördüğünüz gibi buradaki bütün dillerde nasıl söylendiğini yazıyor. Wikiveri bayağı dil biliyor gibi. Ne kadar zamanımız var? Hepsini okuyabilir miyiz? Bu gayet kullanılır bir bilgi. Wikidata şunu biliyor. Bir konuyla alakalı numaralandırmayı biliyor. Ve bu insanların bunu kullanabilmesini kendi isimlerini, kendi dillerinde nasıl yazılacağını da biliyor. Latin harfleriyle değil sadece. Kendi dillerinde de. Çince de olabilir Arapça'da. Bu insana nasıl adlandırdığımızla alakalıydı bu ismiyle. Peki açıklama neden önemlidir? Belki o kadar önemli değildir Nazım Hikmet'le alakalı bu açıklama ama bir rivaleri var John Smith isimli, for example, örneğin. John Smith konusunda bastığımızda bir sürü kişi bulabiliyoruz. Mormonlukla ilgili şeyler bulabiliyoruz. Ama örneğin İngiliz bir yargıç var, bir futbolcu var. Birden fazla futbolcu var. John Smith'le ilgili bir sürü insan tanıyoruz Wikiveri üzerinde. Peki Wikiveri'de ne yapacağız? Eğer birden fazla aynı isimde insan varsa ne yapacağız? Parantezler kullanacağız değil mi? John Smith yazacağız, parantez aç. İngiliz yargıç. Bu aradaki farkı anlayabilmek, ayırabilmek için John Smith, Amerikalı Mormon kişi, din adamı. Bu işe yarıyor aslında. Ama şunu önermek istiyorum size. Bu bir yara bandıydı aslında. Gerçek bir sorun çözümü değildi. Çünkü gerçekte onun adı sadece John Smith. John Smith Amerikalı yargıç değil. Doğru şekli bunu söyleyebilmenin doğru şekli bu bir John Smith. Bu John Smith sonuçta. Ama Wikipedia'da bunu yapamazsınız. Wikipedia'da bu isimde bir sayfa var. Bu da ayrı bir yararıdır. Wikidata'nın numaralar kullanmadaki yararlardan biri de budur. John Smith'le alakalı binlerce konumuz olabilir ama numaralar farklı. Peki nasıl ayıracaksınız onları? Hangi doğru numara olduğunu nereden bileceksiniz? İşte o. İşte bu sebeple burada açıklamalarımız var. Hangi John Smith'in kim olduğunu anlamanın tek yolu bu açıklamalardır. Bize bu kişi diğer kişiden, diğer John Smith'ten farklı olduğunu açıklamanın yoludur. Nazım Hikmet ne kadar meşhur bir isim bilmiyorum ama belki de bir futbolcu ismi vardır Nazım Hikmet'le alakalı ama bu açıklamalar bizi diğer Nazım Hikmet'lerden ayırır. Bizim şair olarak tanıdığımız Nazım Hikmet'ten ayırmaktadır.
İbrani dilinde gördüğümüz Nazım Hikmet'e bir bakalım. Türk yazar demek yeterli İbranice'de. Çünkü İsrail'de yaşayan insanlar için başka bir Nazım Hikmet tanımıyoruz biz sonuçta. Biz Türk bir yazar, bir Türk bir şair dediğimizde karıştırmayız zaten. Ya da Azeri bir futbol oyuncusuyla karıştırmayız. Aa, evet, Türk yazardan bahsediyoruz, yeterli bu bilgi. Eğer 3 tane Nazım Hikmet isimli Türk yazar olsaydı, 2 tanesi daha az ünlü olan insanlar olsaydı, 19. yüzyıl Türk yazarı dememiz gerekirdi. Böyle bir detay bilgi vermemiz gerekirdi. İşte bu açıklama kısmıdır. Bunun üzerine vurgu yapıyorum. Çünkü bu konuyla alakalı bir küçük yazı yazmanız gerektiğini düşünüyorum. Aa, işte bunu da yazmalıyım. Nobel yazmıştı. Bundan bahsetmeliyim. Hayır, bundan bahsetmenize gerek yok. Minimum kelimeyle gerekli şeyi anlatmanız, sürekli devam eden bilgiden bahsetmeniz yeterli. Açıklamayı kısa tutmak lazım aslında. Bu çok iyi bir açıklama değil. Biraz fazla uzun. Gördüğümüz gibi buradaki bütün isimleri anladık. Hadi şimdi yapısal bilgiye dönelim. Buradaki açıklamalara bakalım. Statementlar durumlardır. Buradaki iddiaların özeti gibi düşünebilirsiniz. Buradaki ilk söylenen şey, Nazım Hikmet'le alakalı ilk iddia, ilk bilgi, ilk söylenen bilgi. O bir ana temadır. Bu bir insan sonuçta. Bir örnek. Bir örnek örneğim. Önemli bir konu. İnsan sınıfına ait ol. Tabii ki de insan, değil mi? Hepimiz bunu biliyoruz. Ama unutmayın, Wiki veri sadece insanlardan bahsetmiyor. Dağlardan, kitaplardan, dinlerden bahsediyor. Onun için kategorileştirmek gereklidir. Bu madde bir insandır. Bu bir nehir değil, bu bir insan. Bundan bahsediyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir bilgi aslında. Ki kendisi bize çok bilindik geliyor ama... Ama bir gün size ben dağlardan bahsedersem, bu bir mountain değil, bundan bahsetme. Yani sayfa için öyle geçerli olacaktır. Devam edelim. Diğer madde görüntüdür, görseldir. Şurada da pi numarasını görebilirsiniz. P18. Bunları hatırlamak zorunda değiliz tabii ki. Biz kendi insan dillerimizde bunu kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi burada bir görselimiz var. Nazım Hikmet'in fotoğrafı var. Ve bir sürü fotoğrafımız vardır. Comment kısımlarında, yorum kısımlarında. Hepsine burada ihtiyacımız yok. Burada genel idea, genel fikir şudur. Bir tane onu temsil eden fotoğraf yeter. Geri kalanlar yorumlar kısmında ulaşılabilir. Başka ne biliyoruz? Wikidata'da Nazım Hikmet'le alakalı. Onun cinsiyetiyle alakalı biliyoruz ki erkektir. Tabii ki de bizim için gözle görülür bir şey bu. Ama unutmayın ki biz bunları belgeselleştiriyoruz gibi düşünün bilgileri. Her bir bilgi, bu yapıya koyduğumuz her bir bilgi bizi daha sonra yapacağımız soruşturmalarda, ara yapacağımız şeylerde yardımcı olacaktır. Gerekli bilgiyi alabilmek için gerekli olacaktır. Buradaki madde olduğu için, buradaki durum olduğu için ben şunu aratabilirim yarın bir gün. Erkek Türk yazarlar. Sadece kadın Türk yazarları öğrenmek istediğimde de sadece Türk kadın yazarlar yazarım ve bunu öğrenebilirim. Bu tek bir bilgi kaynağı, tek bir bilgi bize bu konuda da yardımcı olabilir. Gördüğünüz gibi burada da ülke ve onun var olduğu ülkeden bahsediliyor. Gördüğünüz gibi tek bir maddenin vatandaşlığı var. Birden fazla vatandaşlığı olduğu için farklı zamanlarda. Gördüğünüz gibi tek bir bilgi, 3 ayrı bilgiyi barındırıyor. Sonra Türkiye'de olmuştu, değil mi? Bunların ikisi aynı şey değil. Aynı zamanda da Polonya'da da vatandaşlığı vardı. Ben bunu bilmiyordum mesela ama Wikiveri biliyor. Örneğin onun kendi ana dilindeki ismi nedir? Türkçe hali var burada, göründüğü üzere.
Bu da benim bilmediğim bir şeydi. Mesela örneğin onun soyadı Ran'mış. Ben de bunu bilmiyordum. Onu hep Nazım Hikmet diyordum ama full ismi Türkçe'de bizim bildiğimiz gibi Nazım Hikmet'tir değil mi? Doğru bu. Nazım Hikmet bilgisi. Nazım Hikmet Ran. Onu Nazım Hikmet diye biliyor bütün dünya. Soyadıyla bilmiyor bütün dünya ama şimdi öğrendim. Aynı zamanda bir mahlası da vardı. Orhan Selim. Ve Wikidata bunu biliyor. Wikifer'i bundan haberdar. Ve onun doğum tarihini de biliyoruz. Biz bunu nasıl biliyoruz? Örneğin bu bilgiye nasıl vakıfız? Gördüğünüz gibi bazı iddialar var ve bunları referanslamış. Ve biz bu referanslara tıkladığımızda neden Wikidata'nın neden Nazım Hikmet'in bu tarihte doğduğunu söyleyebiliyor? Çünkü İngiliz Wikipedia'sı böyle diyor. Bu güzel bir referans değil. Değil mi? Wikipedia güvenilir bir kaynak değil. Biz Wikipedia'cılar Wikipedia güvenilir bir kaynak değildir diyoruz. Wikipedia'nın güvenilir kaynaklara dayanması lazım. Biz böyle inanıyoruz. Bu sadece teknik bir durum aslında. İlk başta bir sürü bilgiyi İngiliz Wikipedia'sından diğer Wikipedia'lere alırken yaşanan teknik şeylerdi aslında. Ama yoksa Wikipedia gerçek, İngiliz Wikipedia'sı gerçek bir referans değildir. Doğum tarihi Alman bilgi verisinde, veri tabanında bulunan bir bilgi olduğu için buna referans yapmışlar. Aynı zamanda Film Portal Almanca olan bir formatta. Aynı zamanda arşivlerde de bulunan bir bilgiymiş bu. Burada en az 3 tane referansımız var. Gördüğünüz gibi kaynağımız var. Kuruluşlarla alakalı bilgiler. Aynı zamanda bizim kendi referanslarımız da var. Thessaloniki'de doğmuş, bunu biliyoruz. Burada küçük bir tema da bulunuyor farkındaysanız. Biz burada nitelik dediğimizde, özellik dediğimizde tanımlayıcılardan da bahsediyoruz. Thessaloniki'de doğmuş, biz bunu görebiliyoruz. Ama spesifik olarak Thessaloniki'nin o zaman Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu Thessaloniki'de doğmuş. Nazik bir insan, genç bir insan. Aa, Thessaloniki'de doğmuş, aa, Yunanistan'da doğmuş diyebilir. Ama hayır, fizik olarak, fiziksel olarak. Ama o aslında Osmanlı İmparatorluğu'nda doğmuş. Hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun Thessaloniki'sinde. Bu konunun anlamı da bu. Ölüm yılı, nerede öldüğü, Moskova'da öldüğü, sebebi nedir? Birinin nasıl öldüğünü de bilmektedir. Ona acaba otobüs mü çarptı? Hayır, doğal sebeplerden oldu. Ve doğal sebebin ne olduğu bile söyleniyor ki kalp krizinin de en nazik hali. Burada bayraklar nedir? Onlara bakıyoruz. Bunlara tıklayabiliriz. Hadi bakalım. Çünkü bu hassas bir konu. Eğer bu konunun öldüğüne bahsedeceksiniz, mesela bir uyuşturucudan, fazla kullanımından bahsedeceksiniz. Bu hassas bir konu olduğu için bir kaynağınız olmalı. And even if it's wrong, if I assert that he spoke, I don't know, Hebrew, which he did not speak, it would be incorrect information, but it's not like embarrassing or sensitive. Bu İbranice'de söylediğimizde biraz yanlış da gelebilir ama bu çok kötü bir konu değil, yani hassas davranılması gereken bir konu ama herhangi bir sorunu ifade etmektedir. Ama birileri onun doğal sebeplerden öldüğünü söylemiştir ama bir kaynak eklememiş. Onun için bu bayrak siz dikkatinizi cezbediyor fark ettiysen ve burada benim bir referansım var, bir kaynağım var. Bunu mesela bir gazete parçası da görebilirsiniz. Bununla ilgili bir açıklama vardır diyelim ki. Bir insan açıklaması vardır. O küçük bilgiyi de, o küçük veriyi de, kaynağı da burada bulabilirsiniz. Örneğin bakalım.
Buraya yapıştırabilirsiniz. URL görüyorsunuz burada, bir link. Ve Wikidata'ya katkı yapmış bulunuyorlar bayrakları koyarak. Anne ismi bu, eşi bu insan, akrabaları var, Wikidata'nın, Wikiveri'nin bildiği akrabaları var. Aynı zamanda Rusça da konuşuyordu, Türkçe yazdı kitaplarını ve her zaman hangi isimde yazdığını bilmiyoruz. Mesela Roland'in ana dili normalde lehçe ama İngilizce yazdı. Bu insanın mesleğiyle ilgili şeyler var. Oyun yazarı ve şair ve yazar ve senaryo yazarı. Ve onun eğitimiyle ilgili de bir sürü bilgi var. Gördüğünüz gibi Galatasaray Lisesi'nde okumuş, Komünist Üniversitesi'nde okumuş. Etnik olarak gördüğünüz gibi kendisi bir Türk. Osmanlı İmparatorluğu etnik olarak Türk olmayabilir, onun için burada Türk olarak da belirtilmiş. Kendi görüşü nedir? Siyasi görüşü, dini görüşü. Ateizm yazdığımız burada. Burada küçük bir açıklamamız var, küçük bir bayrağımız var gördüğünüz gibi. Herhangi bir kaynak olmadan insanların dini görüşleriyle ilgili koymamamız gerekiyor bilgide bir ünlem noktası var. İnsanlarla alakalı, insanların dini görüşleriyle alakalı bilgi konulmaması gerektiğiyle ilgili bir ünlem var gördüğünüz gibi ki şu an sileceğim, sildim. Şu an Wikidata onun artık daha fazla ateist olduğunu söylemiyor gördüğünüz gibi. Burada daha teknik bir not var gördüğünüz gibi. Türk notu var. İngiliz Wikipedia'sından kopya edilmiş bir bilgi var gördüğünüz gibi. İyi bir referans değil aslında kaynak olarak. Burada küçük bir sıralama var görebiliyor musunuz? Onaylama. Bu konuyla alakalı çok emin değiliz deniyor bu konuda. Şu an emin olmamamızın sebebi de tamamen İngiliz Wikipedia'sından kopyalanmış olması. Aradan sonra önce küçük bir şeyden daha bahsedeceğim. Ayrıca burada bir imzası var gördüğünüz gibi. Wikidata onun imzasını da biliyor gördüğünüz gibi. Beklemediğiniz bilgiler var. Bunu itiraf edin. Wikidata'dan Wikidata'nın bildiğine emin olmadınız. Ama bir imzasını görseli bu bayağı ayrıntılı bir bilgi. Aynı zamanda onun adının nasıl ifade edildiği, nasıl söylendiği, nasıl pronounce edildiği, telaffuz edildiği bile bilgisi var. Belki hepiniz duymadınız ama bakın. Hangi dilde olduğu, nasıl telaffuz edildiği bilgisi de burada var. Bir daha basıyorum, bir daha klikliyorum. Duyulabildi herhalde. Buradaki insanların çoğu herhalde bunu biliyorlardı nasıl söylendiğini. Devam edelim. Burada birkaç bir şey daha var. Son şey size göstermek istediğim aradan önceki son şey. Bu sihirli anahtarın yaşadığı yer. Bunlar aslında konuyu daha açıklayan şeyler. Burada her bir konu başka bir bilgiye sihirli bir kapak veriyor. Sihirli bir kapı veriyor. O tek konu Wikipedia'da bulunan Nazım Hikmet ile ilgili başka konuların bulunduğu Wikipedia sizin Nazım Hikmet ile ilgili başka şeylere ulaşmanızı sağlıyor gördüğünüz gibi. Vatikan Kütüphanesi'ndeki bu numarayla Vatikan Kütüphanesi'ndeki Nazım Hikmet bilgilerine ulaşabilirsiniz ve ben buna basabilirim ve direkt ulaşım sağlayabilirim bu bilgiye. Bakın Vatikan Kütüphanesi'ne hemen ulaşım sağlayabildim ki bu onların bilgisiyle öğrenebilirim. Çok fazla bilgi yok gördüğünüz gibi. Ama bazı
bazı teknik bilgiler var kütüphaneci için, Vatikan Kütüphanesi'nde. Eğer çok fazla şey öğrenemediysem, en azından Vatikan Kütüphanesi'ne gidip orada bazı şeyler araştırmak zorunda değilim. Düşünsenize, John Smith olsa buradaki yazıları araştırmak için Vatikan Kütüphanesi'ne gitmeme gerek yok. Direkt bir bağlantı vererek oradaymış gibi, orada bir insanın alabileceği bilgiyi ben de bulabilirim. Bu sihirli bir anahtardır gördüğünüz gibi. Milli İspanyol Milli Kütüphanesi'ne de gördüğünüz gibi, Yunan Milli Kütüphanesi'ne, İsrail ve Kore Milli Kütüphanelerine erişimimiz var gördüğünüz gibi, ki buradaki çoğu insan Koreli, Korece konuşmuyordur herhalde. Burada özel bir anahtarımız var gördüğünüz gibi. Milli Kore Kütüphanesi'nin nazmetle ilgili bilgileri işte burada duruyor. Ve bunların hepsi sihirli bir anahtar. İnsanlar çoğu bilmiyor bunu ama artık siz biliyorsunuz. Bir dakika çaldım aramızdan. Buradaki bütün kimlikler, numaralar, herhangi bir dışarı bilgi yeri, bilgi noktası burada erişiliyor görebildiğiniz gibi. Türkçe de var aynı zamanda. İslamik Wikipedia da var biliyorsunuz. Ve burada ek linklerimiz vardır. Ek bağlantıları da var. Nazmettin'le ilgili ulaşabilirsiniz. Bütün Wikileri makaleleri bulunmaktadır. Burada Wikiquote, Wiki alıntı kısımlar vardır. Nazım Hikmet'ten alıntı yapılmış, yapılabilir. Tabii ki de burada bir de yorumlar da var. Nazım Hikmet'e ait, dair. Burada küçük bir tur yaptık. Tek bir maddeyle alakalı, tek bir temayla alakalı. Şimdi bir ara verelim. Sonra ikinci kısımda görüşeceğiz. Asafin, konuşması. Dear participants, when Mr. Asaf is done with his speech, we will have everyone on the stage to have a group photo. After the photo on the stage, we will go outside to the garden. We will have a photo in the garden, and then we will have lunch together upstairs on A block, and then we will gather again at 3 p.m. Başak, are you sending me something? Are you sending me something? Okay. It's a little warm for me. Biraz sıcak burası, acaba birazcık havalandırabilir miyiz? Okay. Evet, umarım ilk yarı izlemişsinizdir. Şimdi ikinci Wikidata turumuzla devam edelim. Tercümeler oluyor mu? Herkes takip edebiliyor mu? Birkaç soru sormak istiyorum. Neler gördüğünüzle alakalı. Bir tane tema gördük. Gördüğünüz gibi bir kişiyle alakalı bir tema gördük. Herhangi bir sorunuz var mı? Bu temalarla alakalı, değerlerle alakalı. Devam etmeden önce birkaç tane sorunuz varsa alalım. Lütfen biri mikrofonu verebilir mi? Aynı zamanda biz tercüme de yapacağız. Hemen sorumuzu alıyoruz. Benim sorum şununla alakalı. Nazım Hikmet sayfasında kendi ana dilinde ismi vardı. Nazım Hikmetran ismi vardı ve parantez içinde de Nazım Hikmetran yazıyordu. Eğer kendi ana ismi, ana dilinde açıklamaya, aramaya çalışsam bulabilir miyim? Herhangi bir sorun oluşur mu? İsim kısmı, parantez içindeki bambaşka bir bilgi, son konu farklı. Verdiğimiz John Smith örneğiyle alakalı da
Orada da bir çözümleme vardı. Wikipedia'da sayfalara numara verilmez. Sayfanın ismi onu ayırt eden şeydir. Yani John Smith denen tek bir sayfa vardır. Wikipedia'da, Wikidata'dan önce yapılmıştı. Bu konuyla alakalı bazı çözümler bulmalıydık. Bunlardan biri de buydu. Bu numaralandırmaları eklemiştik. John Smith, bir sürü John Smith olduğu için. John Smith Avustralyalı, John Smith futbol oyuncusu falan filan demiştik. Bunların hepsi ama John Smith olarak adlandırılacak. Ve biz burada başka bir temamız oluyor. Gördüğünüz gibi orada işi futbolcu olmak ya da parantez içinde ülkesi ayrı bir şey. Adı sadece John Smith olacak, aranacak şeyin. Başka bir soru daha var mı? Ne gördüğümüzle alakalı başka bir sorusu olan var mı? Soru beni daha iyi hissettiriyor çünkü bu beni dinlediğiniz anlamına geliyor. Bazı fikirleriniz oluşmuş demek ki. Bu bir soru değil aslında, bir öneri olabilir. Küçük bir önerim var. Eğer nasıl klavyede yazıldığını gösterebilirseniz, bu harika bir soru gerçekten. Bu harika bir soru demenin sebebi şu, çünkü zaten benim bu konuyla alakalı bir slide'ım var. Bu konuyla alakalı atımlarda bulunacağız, açıklamalarda bulunacağız. Ama sormanız gereken, daha önce konuştuğumuz bir konu var mıydı? Tamam, devam edelim. Bu arada Wikidata, Wikiveri çok yardımsever, çok arkadaş canlısı bir yerdir. Şunu söyleyebilirim ki bazı Wikipedia'lardan daha arkadaş canlısıdır. Umarım Türkçesi de yeterince arkadaş canlısıdır. Wikiveri çok arkadaş canlısı bir yerdir. Yeni insanları çok sever. Sorular sormasını çok severler. Wikidata'ya gittiğinizde bir sayfa vardır Wikidata üzerinde, Wikiveri üzerinde. Project Chat diye bir sayfası bulunmaktadır. Burada insanlarla tanışabilirsiniz. Ne yaptığınızı söyleyebilirsiniz. İnsanlar sana en azından sizleri yönlendirebilir. Eğer bu konuda yeniyseniz, bir yorumunuz varsa bu sayfada bulunabilirsiniz ve insanlar da size sorularınıza yardımcı olacaklardır. Devam edelim. Wikiveri'yi öğretmeye çalışalım. Bazı yeni bir şeyle ilgili öğretmeye çalışalım hadi. Bizim kurucu rektörümüzü dinlerken, belki onunla alakalı bir Wikiveri kullanılabilir. Ama zaten onunla alakalı bir Wikiveri maddesi var. Başka bir şey yapacağız, olsun. Şimdi nasıl yeni şeyler eklemeyi Wikiveri'ye, onu öğreneceğiz. Şu an ilk yapmak istediğim şey, şu konuda kesin bir yargı var. Şu an yeniyiz. Benim muhteşem zihin okuyucu özelliklerimle harika birini seçtim. Durdujan Nevruz'u seçtim. Gördüğünüz gibi hiçbir sonuç yok. Benim psychic özelliklerim başak oluyor. Başak Hanım. Ama ben kendi özelliklerim gibi düşünmek istiyorum. Daha önce kimse bu konuyla alakalı bir bilgi yazmamış olduğundan emin olmadım. Eğer yazmış olsalar bile, burada bazı özellikler olsaydı sonuçlar. Bu aynı Durdujan'dan bahsetmiyor olduğundan emin olmamız lazım. Durdujan Nevruz benim yan komşumun oğlu, aynı zamanda kendisi bir olimpik şampiyondur. Down sendromu bulunmaktadır. Wikidata'da bulunsun istiyorum ismi, çünkü bence kesinlikle takdire şayan bir iş yapıyor. O bir dünyaca ünlü yüzücü şampiyon. Down sendromu olan bir üye kendisi. Dünyaca ünlü bir yüzücü. Kaç kişi duymuş olabilir bir tane insan? Ve bu insan dünyaca ünlü biri. Kesinlikle takdire şayan. Ve henüz
Wikivide bulunmuyor, Wikipedia'da da bulunmuyor. Şu an Wikidata'ya şunu öğreteceğiz, yeni bir şey öğreteceğiz. Bu insanla alakalı yeni bir şey öğreteceğiz Wikidata'ya. Eğer bu isimle ilgili bir şey daha olsaydı bile başka şeyler ekleyecektik. Ya da bir müzisyenle alakalı bir şey olsaydı. Bizim tanımlamak istediğimiz Druja'nın bu olduğunda emin olmalıyız. Why are they notable? That's a good question. So, güzel bir soru geldi bize. Neden kayda değer bunlar? Doesn't describe absolutely everything in the world. Wikiveri, Wikidata, dünyadaki her şeyi kesinlikle gösteriyor diye bir durum yok. Wikidata, for example, örneğin Wikiveri, bazı bilgileri sahip değil. Makaleler, bazı makaleler bulunmamaktadır, yazılar bulunmamaktadır. Sizlerle alakalı bazı bilgiler yoktur. Ansiklopedik bilgiler bulunmamaktadır. Siz çünkü kayda değer, dünyaca ünlü, kayıt değerliliği olan bir şey yapmadığınız için Wikiveri, Wikipedia bütün dünyadaki insanlarla alakalı bilgi veremeyecektir. Bazı bilgiler, verilen bilgilerin genel tanıma, genel meraka ait olması gerekmektedir. Wikiveri aynı zamanda şöyle bir durum vardır. Kayda değerlik kriteri vardır. Başka bir durumdadır yalnız. Wikiveri ve Wikidata'nın kayda değerlik durumları farklıdır. Wikiveri şunu açıklamak ister. Herkesi, her şeyi anlamlı bir şekilde doğru verilerle, doğru kaynaklarla açıklamaya çalışmaktadır. Wikipedia örneğin, her müzisyen bir Wikipedia makalesinde bulunmak zorunda değildir. Öyle bir yeterliliği yoktur diyelim ki. Diyelim ki 2-3 tane albüm var. Birkaç albüm albümü için birkaç ödül kazanmış olması gerekmektedir. Wikipedia için birkaç kayda değer şey olmuş olması lazım. Ödül kazanmış olmalı, bir yerde bahsi geçmiş olmalı. Bu sebeple bütün hepsi kayda alınabilir demek değildir. İşte bu sebeple bizlerin çoğu bu kaydın dışında. Çünkü biz kayda değer güvenilir kaynaklara dair bilgilerimiz bulunmamaktadır dünyaca ünlü. Kayda değer bilgimiz bulunmamaktadır. Haberlerde bizle ilgili yazmıyorlar değil mi? Bu sebeple insanların çoğu kayda değer olmamış bulunuyor. Ama eğer siz bir gazetede bulunduysanız, gazete görüntünüz varsa, televizyonu çıktıysanız, siz bu konuda kayda değer sayılabilirsiniz Wikiveri için. Wikipedia için kayda değer sayılmasanız bile. Bu bir kriterlerden biridir Wikiveri için. Başka bir kriter şudur. Wikipedia'da olan şey Wikiveri için kayda değerliklerden biridir, kriterlerden biridir. Wikiveri için de kayda değer olmuş oluyorsunuz Wikipedia'da bulunmuşsanız. İnsanların ihtiyacı olduğu, yapısal olarak ihtiyacı olduğu şeylerden de bahsetmiş olabilir Wikiveri. Örneğin, kayda değer bir insan olduğunu düşünelim, ünlü biri. Bir oğlu var. Çocuğu kayda değer biri değil, ünlü biri değil. Ama bu çocuğun ünlü biri, bir kızı var ve bu ünlü olan kişinin torunu olmuş olan çocuk, torun, ünlü biri. Bir dede var ve bir torun var. Onlar ikisi de ünlü ve onları bağlantısı olan biri var. Kayda değer biri olmayan biri. Dede, baba ve torun gibi düşünün. Baba önemli biri değilse bile, kayda değer bir insan değilse bile, bu babayla alakalı kayda değer olan hiçbir şey olmasa bile bir bilgi, bir veri, bir tema bulunduracaktır. En azından çünkü şunu söyleyebilirler. Dede diye bahsettiğimiz kişinin oğludur. Ya da bu ünlü olan kişinin babasıdır. Pointing to his father. The father would have property, father, pointing to his famous father, and he would have a property, child, pointing to the item about his famous daughter. Demin bahsettiğim şeyin daha büyük açıklamalarını yapmaktadır Asaf Bey. The direct link between grandfather and granddaughter.
Bu yapısal olarak gerekli bir madde olmuş oluyorlar. Baba tamamen kayda değer bir olmasa da iki kayda değer temayı bağlayan bir bağlantı noktasıdır. Bu sebeple baba dediğimiz kişi de kayda değer bir bilgiye sahiptir ve Wikipedia'da yer bulabilir. Örneğin biri bir ara bir kampta doğmuştur, geçici askeri kampta. Öyle bir kamp daha fazla bulunmuyor dünyada. Ama ordunun kamp yaptığı bir yerdi daha önce. Ama o kişinin, o önemli kişinin doğum yeridir. Yarın bir gün Nobel ödülü kazanan kişi olabilir. Ve onun doğduğu yerden bahsetmemiz gerekebilir. Bir tema oluşturmamız gerekebilir. Geçici olarak bulunan kamp yeri bir tema olabilir artık. Çünkü şunu söyleyebilmemiz gerekiyordu ve bu ünlü kişi, Nobel kazanmış kişi bu kampta doğdu. Dolayısıyla bu kamp bir tema haline gelmiş oluyor. Hepsi tabii böyle ana yapısal durumlara sahip değiller. Bunlar durumlar, Wikidata üzerinde madde olarak yaptığımız konular. Gördüğünüz gibi Wikiveri'de çok fazla tema bulunmaktadır Wikipedia'dan. Daha bu hafta, hatta sadece bu hafta, kaç tane temayı kutladık bu hafta? 100 bin tema. Ve bir tema biliyorsunuz ki bir konuyla alakalıydı. İnsan ve nehir. 100 milyon şeyden, bin değil. 100 milyon tema. Temalar değil de onun bir aşağı sınıfını bahsedecek olursak onlar milyarlarca zaten. Merhabalar. Ben de aynı araştırmayı yaptım, sizin yaptığınız. Benim arayüzümde yeni tema oluşturmak bilgisi görünmüyor. Şu anki slide bu. Henüz giriş yapmamışsınızdır belki. Hayır, giriş yaptım. Giriş yaptınız mı? Garip bir konu. Yeni bir şey göstermiş olması lazım aslında tema. Belki siz yeni bir sayfa değilsinizdir, hesap değilsinizdir, değil mi? Hayır, değilim. Hadi beraber buna bakalım, arada bakarız ama. Gördüğünüz gibi aradık ve bir tema bulamadık. Wikidata'ya şunu öğretmeye çalışıyoruz, bu insanla alakalı öğreteceğiz. Demin bahsettiğimiz Down Syndrome'lu yüzücü öğrencimiz, yüzücü kişi. Şampiyon. Wikidata'ya bununla ilgili öğretelim. Bu link olmadan yeni bir tema oluştur yazabilirsiniz. Herhangi bir şekilde araya basıp bulamamış olmak zorunda değilsiniz. Yeni bir tema oluştur var. Burada bir sayfamız var görüyorsunuz. Bizi yeni bir tema yaratmaya yönlendiriyor. Yeni bir tema yaratmak için gereken bir etiket vermek gerekmektedir. Bir dilde. Ben şu an İngilizce'deyim çünkü. Onun için İngilizce ile ilgili yazacağım. Göstermeyi unuttuğum bir şey var. Bundan da bahsetmeliyiz. Şu sayfaya bakabilirim ve benim referanslarımı değiştirebilirim. Türkçeden, tercihlerimi Türkçeden Türkçe dilinden tercihimi t-
tercihimi Türkçe dili şeklinde değiştirebilirim ve gördüğünüz gibi her şeyin Türkçe artık. Hepsi Türkçe. Ve üstüne üstlük şöyle bir şey yapmalıyım. Makaleye geri dönüyorum ve tekrardan yüklüyorum. Şimdi görebildiğiniz gibi şu an açıklamayı Türkçe gösteriyor. Eğer daha önce böyle bir şey yapmadıysanız WikiVeriDek sizin dilinizi gösterebilirsiniz. Sadece İngilizce yapmak zorunda değilsiniz. Bilgilerinizi öğrenmek zorunda değilsiniz. Ve şu an Türkçe açıklamalarını görüyorum Nazım Hikmet'in. Bütün değerler, bütün referanslar, bütün özellik ve değerler gördüğünüz gibi Türkçe olmuş oluyor artık. Property'ler dediğimiz özellikler. İnsan human demektir gördüğünüz gibi. Ve burada bir fotoğraf var. Bu şekilde Türkçe öğrenebilirim. Kaynak. You can browse everything in Turkish and you can see that Wikidata knows how to say all these properties. Siz bunların hepsini Türkçe'ye tıklayarak öğrenebilirsiniz ve WikiVeri bunu zaten Türkçe olarak söylemeyi biliyor gördüğünüz gibi. Şimdi İngilizce'ye döneceğiz çünkü kendimi bulmalıyım. Devam edelim. Yeni bir tema yaratmaya devam edelim. Yeni bir tema yarat. İngilizce bir etiket vermek zorunda değilim. Türkçe ile başlayabilirim isterseniz. İngiliz arayüzde çalışıyorum. Ama Türkçe value, Türkçe değer koyabilirim hala. Türkçe seçiyorum. Bahsettiğimiz kişinin ismini yazıyorum. İsmi Durdujan, Nevruz. Açıklamayı da Türkçe yapabilirim. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama. Biriniz bunu yapacaksınız. Düzelteceksiniz en azından. Ve bu kadar. Dil ve etiket bizim gereken minimum şeydir bu temayı yaratmak için. Şimdi ilginç bir şey oldu burada. Gördüğünüz gibi herhangi bir etiket bulunamadığı deniyor. Neden? Çünkü ben İngilizce kullanıyorum ve Türkçe bir etiket verdim ona. Gördüğünüz gibi. Türkçe bir link var, Türkçe bir etiket var. Ama İngilizce bir etiket yok. İngilizce etiket de aynısı olacak bu durumda. Edit'e basacağım ve yapıştır. İngilizce etiketi de böylelikle yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Tamam. Ve şimdi bir etiketim var. Önemli olan şey Q number'ım da var burada. Bir Q numaram var. Bu insanın, bu temanın bir ismi var şimdi. Numarası. Q numarası var. Ve biz ne zaman bu insandan bahsetmek istediğimizde Q ve bu numarayla bahsedeceğiz. WikiVeri bize bu konuda yardımcı olmuş olacak. Bu kişi. Right. Bu bir erkek. Bu kişi paralimpik yüzücüdür. İngilizce nasıl söyleneceğini biliyorum. Yazıyorum. Burada ona yardımcı olan biri olmuş. Aynı zamanda izlemesinde. Onu bir yenileyelim. Sayfayı. Yes, someone has beat me to it and in fact put a Turkish description. Burada biri benim yerime yapmış ve Türkçe tarafına İngilizce yazmış. Hemen onu düzeltelim. There we go. İşte. Okay, so now we have a Turkish description and Türkçe bir şeyimiz var ve burada İngilizce de var bu kişi için. Bir sorumuz var. Yes. Aynı anda 4 kişi varsa, kendi dillerinde bunu yapmaya çalışıyorlarsa, Durdujan Nevruz'u yapmaya çalışan 4 dil varsa nasıl olacak? Teorik olarak bunu ben yaparken başka bir yerde, dünyada bambaşka bir yerde, Manav bunu
aynı paralimpik yüzücüyle alakalı, duymuş olduğu bu yüzücüyle alakalı yapmaya çalışabilir tekrardan. Benim Türkçe ve de İngilizce yaptığım madde okuyamayacağım bir dilde yazılıyor olabilir. Aynı anda iki tane temamız olmuş olabilir aynı kişiyle alakalı. Bu olabilir de oluyor da. Sonuç olarak biri bunu fark ediyor. Ve biz buradaki temaları birleştirebiliyoruz. Herhangi bir efor kaybetmeden, herhangi bir efor harcamadan bunları birleştirmiş oluyoruz. Benim temam mesela diğer temayla birleştirilmiş olabiliyor. Buna ilgili endişe edilmeye gerek yok. İnsanların buna ilgili yazmadığına dikkat etmek gerekir tabii. Ama buna ilgili çok endişelenmenize gerek yok. Manav, Panjabi sayfasında, kendi dilinde yaptığı sayfada bir sıkıntı olmayacaktır. Bu böyle bir şeyler olabilir ama yaşanabilir. Gördüğünüz gibi açıklamamız var. Bu isimde herhangi biri olma ihtimaline karşı. Hayır, bu bizim bahsettiğimiz kişi yüzücü olan Durducan. Bir sorumuz var. Bazen Rus Wikipedia'sında bir kategori var. Aynı kategoride İngiliz Wikipedia'sında da var. Örneğin Rus kategorisinde Arapça ya da işte Türkçe, İngilizce linkleri varken, bağlantıları varken İngilizce olanında yok ya da tam tersi. Nasıl silebiliriz? Bu maddeleri, ana temaları nasıl silebiliriz? Ana temalar silinebilir. Adminlerle, adminler tarafından silinebilir. Wikimedia tarafından. Eğer o sayfanın admini değilsen bu konuyla alakalı bir istekte bulunabilirsiniz adminlere, yöneticilere. Burada bizim bir adminimiz var, gördüğünüz gibi. Başka bir yöneticimiz daha var burada, Türk biri Hakan Bey. Zaten gördüğümüz gibi herhangi bir yönetimle ilgili bir şey olursa, herhangi bir sıkıntı olursa burada iki kişi var zaten. Efendim şu an bu sayfanın herhangi bir bağlantısı yok. Bunu kurumaya herhangi bir vandallığa açık halde. Wikiverideki insanlar gayet nazik insanlar. İşte bu sebeple böyle bir korumaya ihtiyaçları bulunmayabilir. Bazı insanlar ne yaptıklarının farkında oldukları için hani herhangi bir sıkıntı bulunmayabilir. Wikidata genel olarak toleransı yüksek bir durumda gördüğünüz gibi, ama haklısın. Bu yeterli değil. Vandallığa karşı yeterli değil. Herhangi biri gelip bir tema oluşturabilir. Kendi komşularıyla, çocuklarıyla, köpekleriyle alakalı bilgiler olabilir. Bunlar kayda değer olmayabilir ve bu insanlar yapabilirler. Ve Türkiye'de bununla ilgili çok fazla insan duyduğu için Sırbistan'da oturan bir verici biri olabilir. Araştırma falan yapmadan, nerede oturup ne oturmadığını bilmeden ya da yeterince kaliteli olup olmadığını bilmeden yazabilir. Ve bu bizi bir adım öteye götürür. Çünkü çok iyi bir soruydu bu aslında. Bu insanı nasıl adlandırdığımız, başka dil konuşan birileriniz varsa onlara da ekleyebilirsiniz etiketleri. Başka dillerdeki etiketleri de ekleyebilirsiniz. Yükleyebiliriz ve şunu görürüz. Burada gördüğünüz gibi Azerbaycan dilinde, Rusça, İran dilinde karşı yazılar da var, Kazak dilinde de var. Harika bir şey değil mi bu? Sen çok yüzeysel bir şeyi başlıyorsun ve başka insanlar bunu daha iyi hale getiriyor. İşte Wiki'nin sihri tam da burada. Hadi bakalım, bunu ben yapmak istiyordum.
Birileri bunu yapmış. Sen benim sorularımla dikkatimi dağıtıyordun ve tam o sırada birileri yazı yazıyordu. Ben sanıyordum ki ben ne giyeceğim, burada beraber ekleyeceğiz. Ama başkaları yapıyormuşum eğer. Fazla hızlısınız. İşte şimdiye kadar bunu yapardı gerçekten. Bu kişiyle ilgili ne söyleyebiliriz? İlk olarak o bir insan, benim bahsettiğimiz gibi. Bu bir kitap değil ya da bir dağ değil. Bu bir insan. İnsan örneği biraz gariptir tabii ama yine de Wikiveri'de bunu belirtiriz. Burada cinsiyetinden bahsediyoruz. Erkek. Vatandaşlığı Türkiye. Konuştu diller Türkçe. Şimdi kesinlikle Türkçe konuştuğunu biliyoruz çünkü zaten buranın yaşayan biri. Spor kısmı. Yüzme. Ve bu durum bu küçük alt başlık olmalıdır mesela. Spor temasının, spor başlığının alt teması olarak, alt başlığı olarak yüzme yazmalıyız. İşte bakın, gördünüz mü? Bu güzel bir örnek. Wikiveri'nin kompleks olmasıyla alakalı güzel bir örnek bu. Hatırladınız mı? London'a bahsediyorduk. Wikidata bazen epey spesifik ayrımlarda bulunuyor. Mesela şu an yüzmeyle yüzmenin spor, sulu olan spordan spor olan yüzmekten ve bir maddenin yüzüşünden ya da bir insanın kıyıya ulaşmak için yüzmesinden ya da bir köpek balığından kaçmak için yüzmesinden bahsedebiliriz. Gördüğünüz gibi yüzmeyi bile daha spesifik hale, en detaylı, en spesifik hale doğru getirebiliyor bir kibiri. Biz mesela hani her gün yüzebiliriz değil mi? Swimming yapabiliriz, yüzebiliriz. Ama bir kibiri buradaki ayrımları daha net bir şekilde gösteriyor, belirtiyor. Gördüğünüz gibi burada swimming diye, yüzücü diye bir tablo da varmış. Wikidata bunlarla alakalı bilgiye sahip gördüğünüz gibi. Peki bunlar nereden geliyor? Wikidata'nın bize gösterdiği bu sıralar, bu mısralar, satırlar nereden geliyor? Hatırladınız mı? Açıklamalar, açıklamalardan geliyor. Bakın, bu düşen şeyler arka kısmında gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi eğer öyle olsaydı bunu mu söylemek istediniz, yüzme mi demek istediniz yoksa bir insanın kıyıya geçişini mi ya da tablo olan swimming mi? İşte bunları, bunlardan istediğim şeyi seçebilirim şu durumda. Burada bir albümden bahsetmiyorum ya da bir kıyıya doğru gitmekten bahsetmiyorum. Burada bahsettiğim şey bir spor dalı. Ve gördüğünüz gibi oradaki küçük bayrakçı gitti. Çünkü spor dalı olan yüzmeyi seçtiğim için kaydeder bir bilgi oldu ve oradaki küçük bayrak gitti. Bununla alakalı bir referansımız olsa iyi olurdu, değil mi? Burada bir sorumuz var. Diyelim ki paralimpik yüzme olsaydı bu seçeneklerle alakalı. Ne kadar spesifik olmalıyız? Bizim spesifik olmamızın miktarı ne olacak burada? Bazen ayrıntılaştırmanın dereceleri vardır. Eğer paralimpik yüzme olsaydı spesifik olarak bu konuda, bu kişi için geçerli. Çünkü bu konuda o paralimpik yüzücü, herhangi bir spor insanı değil, sporcu değil. Ne kadar spesifik olabilirlerse o kadar. Eğer biri küçük bir şehirde, ilçede doğmuşsa eğer, İstanbul'da örneğin. Wikidata'da biz sadece bu insanın İstanbul'da doğduğunu söyleyemeyiz. Eğer sadece belediye olarak İstanbul'da değil de en küçük haliyle, en spesifik haliyle hangi köy, hangi ilçe, hangi belediye ne kadar mümkünse, çünkü bilgiyi çok
spesifikleştirmemiz gerekir ve bu soruşturma, bu arama butonu, arama ne kadar genel istersek o kadar olabilir. Daha sonrasında şöyle bir şey diyebiliriz. Kim İstanbul'da doğmuş diye öğrenebiliriz ve bütün İstanbul'da doğan insanları limitler. Ama bizim istediğimiz şey bu değil. Ve büyük İstanbul'da, bütün alanda. Sonra soruyu o zaman şu şekilde sormamız gerekir. Soruşturmalarla ilgili öğrendiğimizde yarın da yapacağız bunu, öğreneceğiz. Ya örneğin büyük İstanbul'da bütün topraklarında İstanbul'un ya da İstanbul'a ait diğer küçük bölgelerde kimler doğdu diye limitimizi, filtremizi artırabiliriz. Doğru bilgiyi eğer koymazsak net cevap alamayız. Eğer bilgi net ise genel sorular da sorabiliriz ve spesifik sorular da sorabiliriz. Bilgi ne kadar spesifikse gerçekten o kadar yararlıdır. Bu swimming, bu yüzücü kısmını yüzücüden paralimpik yüzmeye çevirebiliriz. Çünkü bu kişi paralimpik yüzücüdür. Peki biz yüzme ve paralimpik yüzmeyi de tutmak mantıklı olmaz mıydı? Bunu yapabilirsin. Bunda herhangi bir büyük sıkıntı olmaz. Bu nazik bir soruşturma olurdu, arama olurdu. Bu kişiyi yine de bulabiliriz. Çünkü orada yüzme olduğu için yapılabilir tabii bu. Ama genel anlamda en az en spesifik şekilde koymak gerekir. Ne kadar genel bilgin olursa olsun, değerin olursa olsun. Devam edelim, biraz daha yapalım. Bu kişinin mesleğinden de bahsedebiliriz. Çünkü zaten spordan bahsettik. Genel olarak işinden de bahsedebiliriz. Atlet mi, sporcu mu? Ekleye ekledim, bastım, tıkladım ve gördüğünüz gibi bana şu konuda yardımcı oluyor. Bazı en önemli özelliklerden bahsediyor gördüğünüz gibi. Hiç eklemediğim. Bazen önerdiği şeyler mantıklı olmayabilir. Bazen dünyanın en garip yaptığı şeylerden biridir Wikidata'nın. Doğum yerine mesela bir şey yazmaya çalışıyoruz. Ölüm yeri mi demek istediniz gibi şeyler söyle ve biraz garip. Ölmemiş biri için biraz garip olsa gerek. Wikidata bunu bilmez. Wikiveri bunu bilmez. Wikiveri için her insanın bir doğum yeri ve bir ölüm yeri var. Bu sebeple merak ediyor olabilirsiniz ölüm yerini. Merak etmeyin, bu insan hala yaşıyor. Bu hoş bir şey değil. Meslek kısmında şunu söyleyebiliriz. Yüzücü. Ki kendisi bir sporcu. Yüzme yarışmasında bulunmuş. Film olan değil. Yüzücü filmi değil. Soyadı swimmer olan da değil aynı zamanda. Kesinlikle bunu istiyoruz. Belki daha spesifik bir paralimpik yüzücü durumu bile vardır. Bakalım. İşte varmış. Para yüzücülük diye başka bir yerde varmış. Bu bir paralimpik yüzücü diyelim ve spor diyelim. Daha da spesifikleşelim. Hatta para yüzücü. Tamam mı? Devam edelim. Wikiveri şöyle der. Doğum yeri nedir? Ona bakalım. 6 Şubat 1992 benim psikik güçlerimle, zihin okuyan güçlerimden aldığım bilgiye göre ve tarih ilk referans olarak bir referansımız var. Nereden biliyorsun diye bir bayrak var gördüğünüz gibi. Referansın nereden geldiğine dair bir öneride bulunuyor. Sormak istiyor. Siz bana iki tane... Sadece Başak bana sordu diyebilirsiniz. Benim için kesinlikle güvenilir bir kaynak ama Wikiveri için hayır. Bir referans ekleyeceğim. URL'e ekliyorum bunu aynı zamanda. Hurriyet yazıyorum. Türkiye'de bir gazete olan. Ki bahsedilmişti. Bu bilgi şurada bahsedilmiş.
günlük gazete olan Hürriyet'te bahsedilmiş. Türk gazetesi. Şu an şunu biliyoruz. Şu an bu bilginin nereden geldiğine hakimiz. Hürriyet Türk gazetesinden gelmiş. Ve bir URL'si var. Referans URL'si var. Bu bir referans. Bu bilgi için, sadece doğum tarihi için var olan referans. Sadece bunun için. Düşünsenize. Birçok şey için bunu kullanabilirdim. Yüzücü olmasıyla alakalı, şampiyon olmasıyla alakalı. Bu referansı vermem gerekebilirdi. Devam edebiliriz. Daha da geliştirebiliriz. Doğum yeri var mı Paşa Hanım? Bursa. Bir yaşı doğduğu yeri bilmiyoruz. Belki Bursa'dır, belki de değildir. Sadece arasak ve sorsak da olur. Çünkü o bir şampiyon olduğu için, kazanan olduğu için. Neyin kazananı, neyin birincisi, neyin şampiyonu, hemen bakalım. 2007 tüm dünyada gerçekleştirilen yaz olimpiklerindeki şampiyon. Olimpiyat şampiyonu mu yoksa bir dalda mı şampiyon oldu? Bir spesifik bir sporda mı şampiyon oldu? Bu yeterli değil. Bu kişi olimpiyatı kazandı. Yani böyle bir şey söyleyemeyiz. İşte bu güzel bir örnek. Bu özelliğin ve değerin yeterli olmadığını gösteren güzel bir örnek. Aynı Barack Obama örneğindeki yetersizlik gibi. Özellikle değerlerin yetersizliği gibi. Örneğin başbakanı, Amerika başbakanı. Bu doğru değil değil. Ama artık doğru bir bilgi de değil. Çünkü biz onu daha nitelikleştirmeliyiz, daha filtrelemeliyiz, limitleştirmeliyiz. Bunu daha da belirtmeliyiz. Betimlemeliyiz, değil mi? Publish'a basıyoruz, yayınlaya basıyoruz. Şimdi bir uyarımız var gördüğünüz gibi. Eğer bir şey kazandığını söylüyorsan, bu bir yarışma olmalı. Olimpiyat gibi görünmüyor. Yani kazanan. Spor. Hangi sporda, hangi spor kazanmıştı? Para sporlardan birini kazanmıştı. Ve daha spesifik olmak gerekirse, 100 metre yüzücülüğünün alt başlığı, sırt alt başlığı nasıl olabilir? İlk alt başlık ne olabilir acaba? Disiplin. Spor dalı. Yapılan spor dalı. Tamamen hatırlamadım, gördünüz mü? Konuyla alakalı aslında net bir bilgim yoktu. Sadece disiplin kelimesini hatırladım. Ve Wikidata bana yardımcı oldu. Bazı şeylerden bahsetti bana konuyla alakalı. Bana doğru bilgiyi vermeye de bilirdi, doğru seçeneği vermeye de bilirdi. Nasıl doğru özelliği yapacağım, nasıl ifade edeceğim bu bilginin, benim söylemek istediğim şeyin bu bilgiyle nasıl söyleneceğini nasıl bileceğim? Bunun cevabı şu, Picasso'dan gelir bunun cevabı. Picasso'yu duydunuz mu? Pablo Picasso, arkadaşlar da Pablo diyor. Picasso belki diyor ki, belki iyi artistler kopya eder ama harika sanatçılar kesinlikle çalar.
Muhtemelen kendisi de çaldı çünkü harika bir sanatçı. Biz Wikileri olarak inanıyoruz ki eğer iyi bir bilgi modülleri olmak istiyorsanız diğer insanların modellemelerinden çalmanız gerekmektedir. Şu an tabii emin değilim nasıl ifade edeceğimi. Şunu düşünüyorum. Başka bir alakalı örnek düşünüyorum. Daha ünlü bir paralimpik yüzücüyü düşünüyorum. Daha önce nasıl modellenmiş ona bakıyorum. Ve öğreniyorum ne kullanabileceğimi. Bu bayağı kullanılması, bayağı uygun, bayağı işlerimizi kolaylaştıran bir konudur. Burayı daha da geliştirmeye çalışıyorum. Ama bunu gördüğünüz gibi daha gelişmiş şeylerden de alabiliriz. Atlet yazıyorum ve sırt üstü yüzüme yazıyorum. Ve yüzüş şekli bu. 100 metreyi nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Daha sonra bakabiliriz gerekirse. Şu an çok fazla zaman harcamak istemiyorum. Gördüğünüz gibi nasıl eklediğimizi görüyorsunuz. Tema, özellik ve değer nasıl ekleyebildiğimizi görüyorsunuz. Tanımlayıcıları da nasıl ekleyebildiğimizi görüyorsunuz. Bunlar da özellikle değerlerin Durducan'la alakalı olmayan kısımları. Temayla alakalı değil gördüğünüz gibi. Neyi anlatıyor? Buradaki değeri anlatıyor. Onun için burada alt temalar. Buradaki küçük bilgiyi bahsetmek için, anlatmak için kullanılan bilgi bu. Neredeyse Picasso konusunda bana yardımcı oldunuz ama belki insanla alakalı ya da kitapla alakalı bir şey ise bir liste var mı yapılmış tema olarak kullanabileceğim, model olarak kullanabileceğimiz tema var mı? Bu harika bir soru gerçekten. Model kelimesini bile kullandın. Harika. Hemen bakalım. Sorduğu sorunun cevabı var. Eğer şunu istersek, eğer bir tablodan bahsetmek istersek, çok ünlü bir tabloyu anlatmak istersek, betimlemek istersem. Herkes burada mı? Harika bir soru çünkü bu. Dinleyebiliyor musunuz? Nasıl bileceğiz diyor. İdeal bir örnek olduğunu nasıl öğreneceğiz? Mesela hani sıradan bir şekilde yapmayıp mükemmel bir şekilde örnek var mı? Nasıl öğreneceğim? Evet öğrenebilirsiniz sıralamayı en doğru şekilde yapmak için. Temaya giderseniz, mesela çizme teması. Çizim teması, bir sanat işi olan, bu net bir tabloyla alakalı değil, çizimle alakalı değil. Genel olarak sanat olan, sanat formu olan çizimle alakalı. Eğer onunla ilgili ne bildiğimizi bir bakarsak, gördüğünüz gibi bazı örnekler var burada. Nasıl yapıldığıyla alakalı, nasıl ifade edildiği açıklaması. Ama gördüğünüz gibi özellik dediğimiz bir şey var burada. Model item, model madde. Bir tür temalar gördüğünüz gibi. Maddelerimiz var orada. Şu bana şunu söylüyor aslında. Eğer en güzel şekilde öğrenmek istiyorsan nasıl en mükemmel şekilde ifade edilebilir, açıklanabilir modeller nedir diye. Burada Mona Lisa örneğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada epeyce detaylı bilgi sahibiyiz, görebiliyoruz. Başlamak için inception çok güzel bir başlangıç kelimesi gibi düşünülüyor, görünüyor. Nereden bilebiliriz bu modeli? Da Vinci'nin bunu yapmayı başladığını nereden bilebiliriz? 1500'ler diyebiliriz en azından. En yakın zamanı gördüğünüz gibi. Net bir değerimiz yok farkındaysanız. Ama bir modelleme yapabiliriz. Kesin olmayan bilgiyle alakalı. Şunu demekten daha iyi. Bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi modellemeyi gayet detaylı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ama şu tarihler arasında ve sen bu şekilde kesin olmayan bilgiyi Wikiveri'de böyle modelleyebilirsin.
Aynı zamanda bu çizimin nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını, yaklaşımını, neye ait olduğunu, hangi müzede sergilendiğini, kime ait olduğunu görebiliriz. Gördüğünüz gibi 1545 ve 1548 arasında King 1. Kral Francis'in de bu çizim, bu tablo. Şimdi Francis. Fransa'ya ait bir tablo bu. Gördüğünüz gibi iki tane değerim var burada benim. Bir tanesi şu an var olan. Ama diğeri de daha önce şu tarihler arasında var olan bilgi. Gördüğünüz gibi bir modeli böyle bulabilirsiniz. Çok fazla bilgi var gördüğünüz gibi. Bir çizimle ilgili, temayla alakalı. Filtrelemeyle, sınırlandırmayla alakalı benim bir göstermek istediğim bir şey daha var. İstanbul'la alakalı bir tema göstermek istiyorum. Çok fazla zamanınızı almadan şunu görebiliriz örneğin. Hangi ülkede İstanbul? Bunu görebiliriz. Nerede olduğuna göre değişir değil mi? Mesela şu an Türkiye 1923'ten itibaren daha öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'ndaydı değil mi? 1453'ten beri. Daha öncesinde gördüğünüz gibi Bizans İmparatorluğu'na aitti. Ve daha öncesinde teknik olarak Latin İmparatorluğu'na bağlıydı. Ve sonra Bizans İmparatorluğu ve sonra Doğu Roma İmparatorluğu'na bağlıydı. Ve böyle bilgilerimiz var gördüğünüz gibi detaylarımız. Ve nüfus. Nüfusla başlayalım. Tekrardan soralım bakalım. Nüfusu kaç İstanbul'un? Duruma göre değişir. Fikret'e bunlar bu bilgiye de hakim. Görüyor musunuz? Burada çeşitli zamanlarda bir grafik verilebiliyor. Yıllar içerisindeki değişim. Ve bunu ben diğer şehirlerle kıyaslayabilirim. Eğer bu şehirlerin tarihi popülasyonu varsa, nüfus sayıları varsa. Eğer küçük bir yerden geliyorsanız, kimse onun nüfus bilgilerini yazma girişiminde bulunmamış olabilir. Ama siz yapabilirsiniz. Bunu bulabilirsiniz. Tarihi bilgiyi bulabilirsiniz. Ve Wikidata'ya bunu öğretebilirsiniz. Onun tarihi nüfusu kaç kişiydi diye. Böyle bilgilere sahibiz. Wikidata'ya yeni bir şey öğrettik. Bir soru var. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Bizim üniversitemiz Üsküdar Üniversitesi'ni seçtiğiniz için Wikiveri'yi bizim üniversitemiz olduğu için çok mutluyum. Sorum şu. Wikiveri için ilginç olan durum şu aslında. Tarih konusu. Wikiveri'deki data. On üzerinden puanlayacak olursanız ne kadar, kaç puan verebilirsiniz doğruluğuna? 10 üzerinden mi? Evet. Wikiveri, Wikipedia gibi. Ben şunu söyleyebilirdim, bütün sorumlulukları da üstüme alınarak kesinlikle güvenilmez. Ama tersi ispatlanmadığı sürece. Tamam mı? Güvenilmez ama eğer inanabileceğim, güvenilir olduğuna inanabileceğim bir sebebi olmadığı sürece güvenilmez. Gördüğünüz gibi eğer güvenilebilir bir yerden bu bilgi alabilirsem, referanslarım varsa onu güvenebilirim ama referanslarım yoksa ve milli bir kurumdan, enstitüden geliyor, gelmiyor, bu bilgiler gelmiyorsa o zaman öğrenemeyiz. İnanmayın. Eğer herhangi bir net bilginiz yoksa, kanıtınız yoksa, çoğu zaman Wikipedia bilgisi gerçekten yüksek kalitede. Ama sen gerçekten buna Wikipedia her zaman güvenilir miydi? Muhakkak referansları kontrol etmek lazım. Yani sayı veremezsiniz öyle mi? Ben size bir sayı veremem çünkü Wikiveri 100 milyon tema var. İstanbul teması mesela 8 ya da 9 diyebilirim. Çünkü büyük bir tema. Bir sürü insan bu konuyla alakalı yazdılar. Referanslar var.
Mesela bu paralimpik yüzücüyle alakalı 2 ya da 3 yazabiliriz diyebiliriz. Çünkü tek bildiğimiz şey bunlar. Ama henüz bunları gösteremedik doğru olup olmadığını. Referansımız yok. Tamamen söylenebilecek bir şeylerse kesinlikle bir referans gösterebilmemiz lazım yüksek puan verebilmek için. Her bir konuyla alakalı ne kadar çok edit görürseniz o kadar doğruluğa yakın olacaktır, güvenilir olacaktır. Buradaki kalite ya da güvenilirlik ya da Wikipedia ya da Wikiveri bir süreçtir. Ve bu yaklaşımlar mükemmelliğe insanlar ne kadar editlerse, ne kadar görüntülerse o kadar olur. Onun için kaliteyle ilgili vereceğim bir şey, cevap bu. Teşekkür ederim cevabınız için. Zamanımız bitti aslında. Ve söylemek istediğim, göstermek istediğim çok fazla şey vardı size. Ve şu an zamanımız olmayacak. Belki yarın çalışabiliriz bu konuyla alakalı. Slaytları göstereceğim size. Konferans Telegram sayfasında göstereceğim size. Telegram grubunda, pardon. Lütfen eğer değilsiniz grupta, o sayfada, kanalda, lütfen buradaki görevli birileriyle konuşun. Bu slaytlar ve linkler var. Bu linklere tıklayabilirsiniz ve kendiniz keşfedebilirsiniz bunu. Wikidata'ya nasıl eklemeler yapabileceklerinizi göstermek istiyorum. Wikidata oyunu diye söylediğimiz bir şey var. Küçük fikirlerle alakalı. Bu kişi bir insan mı değil mi? Evet ya da hayır diyebilirsiniz ki bu Wikiveri'ye yardım eder ve en azından Wikiveri bu konuyu, bu bilgiyi insan kategorisine koyabilir. Ve şu an bunun için zamanımız yok. En sonda teknik olan insanlar Wikiveri'nin bir API dediği programı var. Üzerine yazılım ekleyebileceğiniz konular var gördüğünüz gibi. Kullanıma açıktır. Bu sayfaya gidebilirsiniz ve herhangi bir program dili kullanıyorsanız, sevdiğiniz herhangi bir program varsa istediğiniz yazabilirsiniz. Neyin üzerine? Wikiveri'nin üzerine yapabilirsiniz. Küçük bir örnek vereyim. Öyle emeğine gitmeden önce. Protos'u göstereceğim. Protos. HBS'e değilmiş. Wikiveri dayanır her şey. Bunların hepsi Wikiveri'den gelmektedir. Bunların her biri sanatsal arama butonlarıdır. Zamanla da görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi zamanlamaları da var. Ben sadece 14. yüzyıla sonrasını istedim ve 17. yüzyıla kadar seçiyorum. Ve o bu da doğal olarak bizim sonuçlarımızı limitleştirecek, filtreleyecek. Gördüğünüz gibi sadece 15. yüzyıl ve 16. yüzyıl sonlarına kadar göreceğim. 18. yüzyıl sonlarına göreceğim. Mesela ben sadece heykelcilikle ilgili olan şeyleri görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi sadece heykelle alakalı şeyler görüyorum. Ve Wikiveri'den farklı görünüyor farkındaysanız. Tamamen farklı. Yazılımı tamamen farklı. Bu sanatla alakalı olduğu için. Bu tamamen %100 Wikiveri'den elde edilmiş bir şey. Wikiveri ile ilgili hiçbir görünüşünde tamamen farklar gördüğünüz gibi. Ama bütün bilgileri Wikiveri'yi baz alarak yapıyorlar. Gördüğünüz buradaki her bir klik, her bir nokta Wikiveri ile yapılabilecek şeylerdir. Şu an zamanımız kalmadığı için maalesef gösteremiyorum. Bunları geçiyorum. Şimdi bununla ilgili bilginiz ve gücünüz olduğuna göre, ama büyük güç, büyük sorumluluk gerektirir ona göre. Lütfen iyilik için kullanın, kötülük için değil. Onun için bizim öğle yemeklerimiz olacak. Ve dikkatiniz için çok teşekkür ederim.